Oğlum bu harika bir şey ya. Mükemmel olmuş. Bunu mutlaka yapın. Bu acayip bir şey bu. Bir sene bozulmaz. Yeter ki yağın içinde kalsın. Çıkartın dolaptan, kapağını açın. Aylarca bozulmaz. Patlıcan. Eğer patlıcanız bostan patlıcanı ise bir tane yeterli ama kemer patlıcanı daha lezzetli oluyor. Şimdi bakın burada önemli detay. Şu kalın tarafını görüyor musunuz? Bu ince tarafı yani burası işimize yaramaz bu tarifte. İnce tarafını kesiyoruz. Bana sadece kalın tarafı lazım. Şimdi burada sizden istediğim bakın şu kabuklu tarafını kullanmıyoruz. Ve patlıcanı kesinlikle soymuyoruz. Kabuğuyla birlikte bize lazım. Ve hepsi hemen hemen sanki fabrikadan çıkmış gibi aynı boyda olmalı. Bir parmak kalınlığında istiyorum sizden. Fazla olursa pişmez. Acele etmeyin. Burada önemli olan hepsinin hemen hemen aynı boyda olması. Şöyle bir yine kontrol edelim. Yalnız bu tarifte tuzlamak yeterli olmaz. Mutlaka ama mutlaka patlıcanları suyun içine koyacağız. Üstünü geçecek kadar su. Üstüne bir ağırlık koyalım. 15 dakika beklesin. Sadece 15 dakika beklemesi yeterli. 15-20 dakikadır patlıcanlar suda bekliyor. Hemen süzüyoruz. Burada patlıcanlar mutlaka kupkuru olmalı. Kupkuru. Ve patlıcanları hemen kurutuyoruz. Kupkuru olmalı. Size biraz meşakkatli gelebilir yapımı. Esasında çok basit. Dolaba koyup haftalarca yiyebilirsiniz. Durdukça da lezzetlenir. Patlıcanlar kurudu. Artık ocağın başına geçebiliriz. Ocağın altı en güç şekilde yanıyor. Hemen ocağın altını orta ateşe getiriyorum. Hemen bir teflon tava. Mutlaka teflon tava kullanın. Bir yemek kaşığı çiçek yağı. Sadece bir yemek kaşığı çiçek yağınız. Bakın dikkat edin daha fazla koymayın sakın. Her tarafını yağlayın. Şöyle hızlı hızlı olması için bir posta kızartalım. Çok az yağdayız. Dikkat edin. Ve evet. Evet. Bunları da ikinci seferde kızartacağım. Tuz. Karabiber. 6-7 dakikadır kızartıyorum. Dikkat edin. Bakın görüyor musunuz? Şu şekil olduğu anda çevirmeye başlıyorum. Çevir. Şu biraz fazla gibi. Böyle olmamalı. Bunlar gibi olmalı. Bakın böyle olmalı. Burada hepsini çevirdiğinize emin olun. Bu arada biz sosunu yapalım. Hemen bir sos kabı. Maydanoz. Ben bir avuç maydanoz kullanıyorum. İsteyen istediği kadar kullanabilir. İnce ince kestikten sonra 3 tane sarımsak. 3 sarımsağın 2 tanesini ezerek. Bak lezzet ufak detaylarda saklı. 2 tanesini ezerek. 1 tanesini ince ince doğrayarak. Hemen bu da sosun içine. Tuz. Tuz miktarı size kalmış. 1 çay kaşığı pul biber. Karıştır. Sosumuz hazır. Şurada sırasını beklesin. İçi pişmiş ama diri. Dikkat edin. İçi pişmiş ama diri. Artık patlıcanları
alabiliriz. O yavaş yavaş soğurken Bilecik biberi, acı kırmızı Bilecik biberim var. Hem renk versin hem de daha da lezzetlensin. Ama tabi acı sevmeyen kullanmayabilir. Tercih sizin. Şimdi sizden istediğim ilk başta kabın içine şöyle biraz sostan en altı. Daha sonra patlıcan. Biraz sos. Patlıcan. Biraz sos. Patlıcan. Hatta şöyle yapalım. İsterseniz bakın görüntü açısından şöyle de yapabilirsiniz. Diyorsunuz ki Koray ben daha şık gözükmesini istiyorum. Hemen şöyle yana bir tane koyabilirsiniz. Görüntüsü iyi olur. Şimdi bunu hemen üstünü sosla kapatıyoruz. Daha sonra tamamen üstünü zeytinyağıyla kapatıyoruz. Ya Koray çok fazla zeytinyağı harcamadık mı? Bu sosu yemeklerde kullanabilirsiniz. Patlıcanınız bittiği zaman patlıcanı tekrar yapıp yine bu yağın içine atabilirsiniz. Bu yağı yemeklerde kullanabilirsiniz. O yüzden çok fazla yağ kullandım falan diye sakın endişelenmeyin. 7-8 saat bekletirseniz çok lezzetli olur. Bir gün bekletirseniz harika olur. Bekledikçe lezzetlenir, bekledikçe lezzetlenir. Yağın altında kaldığı sürece bozulmaz. Kesinlikle bozulmaz, korkmayın. Kapağını kapat. Ne zaman canınız çekerse bir şeyler mi yudumlayacaksınız? Çıkartın dolaptan, kapağını açın, tabağınızı koyun, yemeye devam edin. Şimdi maçı seyretmeye geldik, tamam mı, buraya? Şampiyonlar Ligi. Barbaros'a tadım yaptıracağım. Barbaros, senin için meze getirdim. Çok teşekkür ederim. Bak, bu ameliliği de kimse yapmaz. Dur, sana ben bir servis yapayım. Yap. Ne yaptın sen şimdi böyle? Bir sene bozulmaz. Evet, tadına bak bakalım. Yani dürüstçe cevap ver. Bu arada beyaz peynir, enginar, benim patlıcan. Çok yağlı değil mi? Fava, çiğ köfte. Çok yağlı mı değil mi? Sen karar vereceksin. Oğlum bu harika bir şey ya. Yağ çekmiş mi? Hiç. Alakası yok. Bir sene bozulmaz. Yeter ki yağın içinde kalsın. Yalnız bu yağı da kullanabilir miyim? Yağ kullanabilirsin. Yağ muhteşem. İstersen yemekte kullanabilirsin. Muhteşem olur. Mesela şu favanın üstüne dök biraz. Doktor biber. Aha biber de var. Var var. Harika olmuş. Çok iyi. Sinan abi aferin olsun. Yağ çekmiş mi? Hiç çekmemiş. Daha önce böyle bir şey yedin mi? Yemedim ve muhteşem. Mutlaka deneyeyim. Acayip bir şey bu. Yaşar abi geldi. Burada bütün derdimizi, tasamızı çeken... Yürüyorum. Deneme değil şu şey... an. Geleceğiz. Yaşar abi. Biraz yağlı gelebilir. Evet, yağlı olacak. Abi içinde yağ yok. Merak etme. İçinde yağ yok. Bir dene bakalım. Evet. Nasıl yağlı mıyım? Evet. Mükemmel olmuş. Pişmiş mi? Ya almış. Çok güzel. Pişmiş, mükemmel. Hiç kızartmadık patlıcan. Çok güzel. Patlıcan. Acun abiden bir isteğimiz olacak. Allah aşkına ya. Şu Ömer abiden TRT'de kurtulduk. Şu Ömer üründü. Yani bir emekli olsun artık ya. Var bu adamdan ne istiyorsun bu adamdan ya? Rica ediyoruz ya. Abi futbolu bu kadar kötü anlatan, maç seyrediyoruz. Yok vurdu, iyi vursa gol, iyi vur. O zaman yani ben de lütfen bir... rica ediyoruz ya. O zaman ben de bir mesaj göndermek istiyorum Barbaros. Ali Koç beni bulsun. Tamam bulsun. Abi şu Ömer Üründül rica ediyorum ya. Fosil ya fosil. Ölmeden bırakmazlar abi. Bunu mutlaka yapın. Barbaros'un tekrarı düşecek ama bunu mutlaka yapın. Bu acayip bir şey bu.